Müzik On Air'da Michael Kuyucu ile birlikte 10 dakikaya başlıyoruz. Bugün 10 dakikada 10 soruda artık 10 dakika mı olur 10 soru mu olur bilmiyoruz. İki tane özel müzisyen var. Çok güzel bir çift. Benim de çok sevdiğim iki ayrı insan bir araya geldi ve ne güzel bir mutluluk. Kaç yıldır evlisiniz? Bir baktık birbirimize. 22 yıl oldu. Ama 2006'dan beri evliyiz. 22 yıldır tanışıyorsunuz. Evet. Vay, süper o zaman. Peki, 10 soruya hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Şimdi klasik herkesin merak ettiği bir şey. Tabii ki biliyoruz ama müzik nasıl başladı? Müzik nasıl başladı? Ben de konservatuvar. Ayşen de konservatuvarlı. İTÜ'lü, sen? Ben de Mimar Sinan Üniversitesi. Peki, ben trompet çalıyorum. Daha geri babam zaten müzisyen, babam da trompet çalıyor. TRT Caz Orkestrası'nda trompet çalıyordu. Ben konservatuvara girmeden önce trompeti biliyordum neredeyse. Babam bana öğretmişti. Babam da müzisyen. Evet. Dedem de müzisyenmiş. Tabii Şimşek ailesi. Evet. Aile de müzisyen aile. Okey. Aynen öyle. Peki sen çocukken şarkı söylüyor muydun? Evet. İlk yaptığım iş olmuş zaten. çok küçük yaştayken babam da çok meraklıymış. Hep ses kayıtları alırdı. Konserler verirdim. İlk söylediğim şarkı da Nükhet Duru'nun Ben Gene Sana Vurgunum şarkısıymış. Sonra ilkokul öğretmenim beni keşfediyor. Hani bu kız çok yetenekli diye. Fakat inek bir öğrenci olduğum için hep takdir alıyordum. Ki hukuk fakültesini kazanmama rağmen babamla oturduk, konuştuk. Senin hayatın müzik dedi. Yani avukat mı olmak istiyorsun yoksa müzikle mi ilgilenmek istiyorsun diye çok modern ve çağdaş bir babam var. Babalar tersini söyler. Canım, aynen. Ve ben düşündüm. Baba ben konservatuvar okumak istiyorum dedim ve öyle oldu. Evet, ve buluştu. Güzel. Genelde bütün bu hikayelerde hep şey oluyor. Kızım bırak okulu, çocuğum bırak hukuk oku, altın bilezik tak filan falan. Şanslıymış değil mi? Aynen. Aynen. Bence şanslı. Kesinlikle şarkıcı olmuş. Peki iki, üniversite yılları nasıl geçti? Bak, güzel miydin? Çalışkan mıydın? Ne bileyim yani. Neden bana devrettin? Ben çalışkan değildim. Ben çok çalışkandım. Çok çalışkandım. Evet. Takdirle mi geçiyordun üniversitede? Evet. Her zaman. İTÜ tam branşı yani mı? Temel bilimler, sonra branşlaştık. Ben Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldum. Evet, evet, evet. Seninki? Ben mezun olmadım. Olmadı. Olmadım. Aa, evet. O kadar büyük bir müzisyen. Mezun olmadım çünkü babam 25 yaşında beni zaten çalışmam gereken yerlerden bir tanesine soktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum, trompet çalıyorum. Ve 25 senedir orada memurum. Yani 5 senem kaldı neredeyse emekli olmaya. Emekli olacaksın yani. Evet. Müzisyenlikten emekli olmak güzel bir şey ya, şaka mı? Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla yani. Mezun olmadan bıraktın. Peki tavsiye ediyor musunuz? İkinin en önemli sorusu. Tabii ki eğitim her zaman tavsiye edilir ama sen mezun oldun, sen işte müzik ama her konservatuvardan çıkan müzikte başarılı olabilir mi? Ya da konservatuvardan çıkmayanlar müzikten başarılı olabilir mi? Evet, yani konservatuvardan, ille konservatuvardan mezun olmana gerek yok. Hı hı. Çünkü gerçekten bu işi iyi bilenler var. Müziği dışarıdan da. Yetenek işi yani. Aynen öyle. Ama tabii ki işin matematiğini ve doğrusunu öğrenmenin de faydası çok büyük. Yani insanın kendini geliştirmesi lazım. Onun için zaten hani her ikimiz de konservatuvar eğitimi aldık. Ama piyasaya her konservatuvarlı da çok başarılı diyemem ben açıkçası. Zaten yetenek öyle bir şey değil mi? Herkes aradan sıyrılsaydı kimsenin değeri bilinmezdi diye düşünüyorum. Yani gitmek isteyen gençlere öneririz ne olacak? Diyelim ki müzikle ilgileniyor. Konservatuvara gideyim mi gitmeyeyim mi? Kesinlikle gitmeli. Bence de. Ondan sonra zaten yine yeteneğine kalacak her şey. Ama zaten iyiyse öne çıkacaktır. Öne çıkacaktır evet. Aynen. Dolayısıyla evet konservatuvar eğitimi gerçekten de eğitim her zaman önemli zaten. Ve gidelim Ayşe'nin ilk albümüne. Benim de çok sevdiğim bir albüm. Sene 1997. Uzaktan geldim. Hı hı. Aman be vesaire vesaire. Tanışıyor muydunuz o dönem? O dönem tanıştık. O dönem tanıştık. O zaman bir milat oldu. Evet aynen. Peki o zaman şöyle. Albümü biliyoruz bir şekilde ama albümden birkaç cümleyle nasıl tanıştığınızı anlatır mısın? Şöyle ben zaten Kemal'in ismini çok duyuyordum. Evet. Hatta konservatuvardan arkadaşlarımla ses yarışmaları oluyordu ya. Hı hı. Onlardan en bilineninde ikinci olmuşlardı. Hatta Deniz'deki birinci, değil mi? Deniz hı-hı. birinci olmuştu. Pop show. Evet. Söyleyebilir miyim diye bilemedim. ondan sonra ben hep Kemal Şimşekay adını duyuyordum. Hatta gizli gizli de hayranlık besliyordum ki erkek kardeşiyle biz çok samimi arkadaştık. Ondan sonra benim albüm çıkınca bu sefer Kemal benim hayranım oluvermiş. O zaman sana gelin. Ben vokal yapıyordum. Biliyor muydun o albüm? Ben vokalistim zaten. Evet. Hem Yıldız Tilbe, Ajda Pekkan hepsinin vokalistliğini yapıyordum o sırada. Ayşe'nin albümü çıktığında da vokaller inanılmazdı ve kardeşimle beraber diyorduk ki yani bu kesinlikle
canlı performansı yaptığı zaman vokalistleri biz olmalıyız diyordum. Ve Ayşen o günlerden bir tanesinde canlı performanslarına başlayacağı sırada bana telefon açıp bana vokalistlik yapar mısın dedi. Vay. Ve böyle evet, tanıştınız. Böyle başladı. Aynen. Peki uzaktan geldi mi, dinliyor muydun? Dinlemez miyim? Nasıl buluyordun abi? Aşıktım yani. Hem sesine diyordum ki yani Türkiye'de bu kadar iyi şarkı söyleyen birisi mi varmış? Doğru. Yani biz nereden bilmiyoruz ve her şey yabancı. Evet. Zaten çalışanlar da yabancıydı. Evet, evet, inanılmaz evet. O da yabancıydı benim için. Evet. Ve ona vokal yapılması gerekiyordu. O da beni çağırınca zaten evet. Bu kadar güzel sesli bir kızı kaçırdım. Ya gördünüz mü ki? Yıllar sonra itiraf geldi. Yani. İyi albümdü. Gerçekten ben de. Ya, canavar gibi albümdü. Üstüne hala yapılmamıştır bence. Ben yani Türk popunun en önemli albümlerinden bir tanesi. Peki gelelim dörde. Sonra Bir Günah Daha dedin. O da iyi bir albümdü. Orada Mariah Carey şarkı seslendirdin. Orada tanışıyorsunuz. Tabii. Nasıl gidiyor peki Bir Günah Daha ile ikinci tura çıktın başarında ya ve sonra kayboldun. Şöyle bir durum, benim için çok zor günlerdi o dönemler. Hı. Şirketsel bir takım problemler yaşamıştım. Hı. Aşırı derecede üzülmekten artık ki dikkat ederseniz. Artık zaman geçti, ne yaptılar, ne istediler? Artık kapandı o firmalar. Ya hiç o konuya girmek istemiyorum. Menajerlik mi, para pul mu, ne bileyim. Ya her şey. Egolar, hani paralar. Başarılısın, neyin egosu? Şöyle bir şey, ben zannediyordum ki istediğim tarzda bir albüm yaptım. Hı-hı. Dinleyicilerle buluşup onlara, yani çünkü stage'de ben kendimi çok iyi hissediyorum. Evet. En sevdiğim yer, en rahat olduğum Hı-hı. yer eşimden sonra. Fakat ona izin vermediler. Ben de bugünkü gibi fazla hakkımı savunabilen bir insan değildim. Yani küçüktüm. Elimden bunu alsanız hani hiçbir şey diyemeyecek yapıda bir insandım. Onu beceremedim. Hani derler ya şu andaki aklım olsa falan. Evet diyoruz evet. Ama üstünden geçti. Çok yorucu yani günlerdi. Yani firmayla sıkıntı yaşayıp mı sen evet, ortalıktan aynen, kayboldun? Aynen. Ha, sebep o. Anladım. Çünkü bayağı bir seni görmedik. Bu yüzücü bir durum ama sözleşme mi vardı? Sen ne yapıyordun? O dönem yani kanka mıydınız, yani, arkadaş mıydınız, sevgili miydiniz? Ya ilk önce arkadaştık. Tabii. Ama ondan sonra beraber çalışmaya başlayınca evet. sevgili olduktan sonra o dönemi yaşadın mı bunlar? O tabii ki, tabii ki. O en büyük destekçimdi. Bütün dönemini yaşadım. Ben ondan daha da çok üzüldüm. Çünkü onun gibi bir şarkıcının evet. Çok uzun süre evet. hep önünde bir yerde olması gerekiyordu. Kesinlikle. Ve yani, bomba gibi girmişti. Demek ki firmalar vesaire yani. Bazen insanların kariyerlerini hatta üzüntüden sesimi kaybetme noktasına geldim. En basit yaptığım hani hareketleri yapamamaya başladım. Hmm. Do re mi fa diye bir ses çıkıyordu. Fa'dan sonrası yoktu bende yani. Ve hep Kemal üzerine gideceksin, okuyacaksın. Ha, okuyamıyor. Hiç konuşamıyordum. 6 ayda benim sesimi doktorlar bile dedi artık bitti, bir daha şarkı söyleyemeyeceksin diye. O noktaya diye. Kadar. Yani aynen. Demek yani, ki üzüntüden, travma psikolojik bir aynen. şey oldu ve oraya vurdu. Aynen. Evet. Peki şey mi oldu? Sözleşme vardı ve 5 sene atıyorum. X bir süre seni kısıtlayıcı bir faktör mü vardı? Ya hepsi içerisindeydi. Sonra hani şirket değişikliğinde de birçok problemler adam, yaşadım. Şey oldu. Maalesef biliyorsunuz o dönemlerde başka türlü insan olmanız gerekiyordu. Evet, evet. Ama ben o tarz bir insan olsaydım o benim kişiliğime hayatta uymazdı. Madem hani düzgün kendi kişiliğimizle devam edeceksek ki zaten şu anda Kemal'le olan başarımızda bunun bunu ödülü zaten. Birazdan diye düşünüyorum. Konuşacağız. Evet, gerçekten Ayşe'nin neden ortalıktan bir süre kaybolduğu her insanın başından gelebilecek olaylardan bir tanesi. Müzik şirketleri maalesef varsa dünyanın en büyük sıkıntısı. Evet, peki şimdi gelelim ikinize. 20 küsürdür tanışıyor. 20 kaç dedin az önce? 22 yıldır tanışıyorsunuz. Tanışmanızı öğrendik. Hani birazcık da böyle emsal olsun hepimize. İlk kim kime yani şey yaptı? Ay. Aşkım kim kim? Yani ben kim kime yaklaştı? Ya, yani kim kimi hissettirdi? İlk beni çağırdığında bugün provamız var dedi. Beni evden alır mısın dedi. Ben de o sırada karşıya geçiyordum. Karşıya gitmedim. Beşiktaş'ta oturuyorlardı. Ben Beşiktaş'a döndüm. Onu almaya gittim. Evet. Onu almaya gittiğimde zaten zannedersem arabaya bindiği anda benden etkilendiğini düşünüyorum. Ama gerçekten şey oldu böyle. Değiştirdin yani. Klasik hepimizin yaptığı gibi. Ben biliyordum zaten. Çok yakışıklısın da. Hani şey vokalist kız tabii ki vokalist arkadaşımız ve işte asistanımız arabaya bindiler. Tek kapılıydı arabası. Ben de şöyle bindiğimde yandan onu bir gördüm, kızlara döndüm. Allah'ım bu ne falan diye. Ya herkes etkilendi zaten. Birbirinize etkileşim aynen. Yaşadınız, evet. Çok beğenmiştim. Peki arkadaşlık ne kadar sürdü? Vallahi 3 ayımız arkadaş olduk.
Aynen. Ama çünkü çok iyi arkadaş vardı olduk. Devamlı. Sürekli şeydiniz değil mi? İletişimdeydiniz. Aynen. İki tane daha vokalistimiz vardı. Devamlı şarkıların vokallerini aynı o orijinalindeki gibi yapmaya çalışıyorduk zaten. Çok vakit geçirdik. O vakit geçirirken beni ayarlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki bu bölümün yani 5. bölümün 5. sorunun son şıkkı. Cidden de merak ediyorum. Bunu bütün dostlara da soralım. Hani evlenme teklifi denen bir tırnak içine geyik diyeceğim. Affetsin kızlar beni. Nasıl oldu? Ya bizde öyle bir şey olmadı. Şimdi bazı kızlar çok önemsiyor. İşte beni ama evlenme teklifi yapması lazım, bana etmeli bilmem ne. Diz çökmeli falan. Evet evet işte uçaktan uçaktan güller akmalı falan. Ya. Yapanlar da var ama sizde nasıl oldu? Ay ben yok öyle şeyler istemem. Kendi kendisine gelişti diyebilirim. Evet artık aynen. Zaten ilişkiniz ya, var. Evet, yani artık bir şey evlenecektik yani. Evet. Öyle. Yani böyle önüne diz çöküp ne bileyim bir şarkı besteleyip ona falan. Ama ben biraz zorladım. Onu söyleyeyim mi Kemal? Kimseye anlatmadım. Hadi evlen benimle mi dedin? Şey 20 gün onu bıraktım Michael. Evet. Öyle mi ya? Tabii. Madem dedim evlenmiyorsun ben gidiyorum dedim. O kadar. Evet. Ondan sonra yani ikimiz de zayıfladık. Kısal şeyi numarayı yani, yaptı. Ben böyle oldum o da zayıfladı. Sonra benim kız kardeşim bizi bir araya getirdi. Ertesi günde kanlarımızı aldırmaya gittik zaten. Süper süper. Evet, işte yani. Böyle bunlar da zor işler yani. Ve 10 soruda geldik 6'ya. Tabii ki birlikte üretmeye başladınız. Hı-hı. Önceden üretiyor muydunuz yoksa bu evlilik sonrasında mı başladı bu deli üretim, bu manyak üretim? Ben küçük yaştan beri hep beste yapmaya çalışıyordum ama hiç kimse bana Ayşe'nin besten ne kadar güzelmiş demedi. O yüzden ben hep besteler yapmaya çalışıyordum. Ayşe'nin tabii sözde zaten şarkı çok çalıştı Ayşe'nin bu sırada tabii dışarıdaki orkestralarla çok çalışıyordu bizim hayatımızda. Hep gördük ederken. Onu evet. Sırf sırf albüm olarak görmüyorduk. Okay. Günün birinde bir arkadaşımız Meri Ermakaslar. Hatta. Hı-hı. O arkadaşımız işte bestelerim var Kemal senin. İşte ben onları dinletebiliyorum dedi. Ben de ona bir tane parçamızı dinlettim. Ama çok sanatsal buldu ve dedi ki esas da böyle değil. Şöyle olması gerekiyor deyip bana birkaç tane örnek gösterdi. O örneklerden sonra ben akşam eve geldiğimde hoşuna mı gidiyoru besteledim. Aynen. O gün içerisinde oldu. Bir gün içerisinde oldu hatta. İşte ondan sonra arada oğlar olsun mu, cevaplı olsun mu? Hatta onları tartıştık o gün. Ertesi gün ben parçanın tamamını oluşturdum. Ve o parça tek bestemiz vardı. Onu gönderdik ve Ece Seçkin okudu. Ece Seçkin okuduktan sonra bizim de ilk patlayışımız oldu. O patlaması bizim içimizde senin dediğin gibi başka bir duyguyu uyandırdı. Evet. Zaten ben beste yapıyordum ama hani bir tane bestenin tutmuş olması o motivasyon oldu. Aynen. Aynen. O motivasyon bize bütün besteleri yapma bakıyorum, şansı verdi. Mehmet Akalın, Murat Boz, Ece Seçkin zaten konuştuk. Hı-hı. Ebru Gündeş, İrem Derici bayağı bir solistle ciddi bir ikili oldunuz. Hı-hı. Ve müzik dünyasının önemli isimleri oldular. Peki gelelim 10 soruda 7. Nasıl çalışıyorsunuz? Çok sinirli ve kavga ederek çalıştığımıza emin olabilirsin. Oluyor. Çünkü esasında çalıştığınız ne? Oğlak. Ben Boğa burcuyum. Boğa burcu. Topraksınız ikiniz de. Evet, bir uyum ben var. Ben çalışkanmışım ama. Evet. Arkadaşımız hiç çalışkan değil. Ay herkese bunu söylesin. Oğlaklar biraz gevezedir. söz yazması için ne kadar çaba sarf ettiğimi anlatamam sana. Kavgalar ediyoruz. Ciddi kavgalar edebiliyoruz. Besteyi yapıyorsun. Ben besteyi yapıyorum. Sen de söz bölümü. Böyle bir hani işçilik diyelim yani aranızda paylaşım yaptınız. Ya. Parayı nasıl bölüyorsunuz? Para biz. Kim konuşuyor o parayı? Kim besteyi satacak 10 lira diyelim. Ya ben bestenin parası konusunda hiçbir şey konuşmama kararı aldım. Çünkü benle konuştukları zaman uzam gidiyor. Aynen. Gerçekten. Dayanamıyor. Ayşen de sen konuşma veya bizim yerimize bir kötü adam lazım. Evet. Onlar konuşsun diye ama zannedersem var kötü adamcıklarımız var. Para konusunda hepsi onda. Para gelen para da ona gidiyor. Telifler de onda. Evet, evet. Yani ben ondan alıyorum. Yani ekonomi müdürü Ayşen. Evet aynen. O zaman kötü adam Ayşen. İşte aynen. Cidden öyle yani seni çok inanıyorum çünkü bu duygu bende de var. Yani böyle para konuşamıyor bazı insana. Evet. Bazen de çatır çatır konuşuyor. İnanılmaz. Bizimle acayip konuşan yani. Bazı menajerler var. Değil mi? Yani evet. Gerçekten yani. Enteresanlar. Yani oldukça enteresan. Peki Kemal Ayşen'i, Ayşen Kemal'i gelecekte nerede görmek istiyor? Yani bu zamana kadar Ayşen 20 sene oldu. 20 sene önce o bulunduğu konumdan bu konuma düşmüş olmamız sonra aradan 20 sene sonra tekrar öne gelebilecek bu hareketi beraber yapıyor olmamızdan sonra Ayşen'in artık benim şarkılarımdan bir tanesini söyleyip tekrar o Türkiye'nin en iyi şarkıcısı pozisyonuna gelmesini istiyorum. Yani. Evet. Hayalim benim o yani. Hak ediyorsun bunu. Yıllardır da hep söylüyorum. İlk albümün hayranıyım Ayşen'i. Mutlaka dinleyin. Sen mi Kemal'i nerede görmek istiyorsun? Ben eşim diye söylemiyorum ama Kemal gerçekten yok. Bestesini yapsın. Bir şeye karışmasın. Yetenekli bir insan. Ben bundan 17 yıl önce
bir olay yaşamıştık ve çok üzülmüştü. Ve dedim ki hani biz birlikte olabiliriz ya da olmaya da biliriz. Ama sana söz veriyorum. Ben her daim senin yanında olacağım. Ve sen ileride Türkiye'nin en iyi bestecilerinden bir tanesi olacaksın demiştim. Ki bugün bence oraya doğru gidiyorsunuz. Gidiyor. Fakat Kemal'in şöyle, Kemal dünya müziklerini çok dinliyor. Hmm. İşte BPM'ine varana kadar hani hangi melodiler, hangi sözler neden tutuyor, insanlar neden bu kadar dinliyor diye çok araştırmacıdır. Ve şimdi yavaş yavaş yurt dışındaki producerlardan da hani irtibatlar geldi. Ben inanıyorum ki gelecekte muhakkak bir dünya starı Kemal'in bir şarkısını okuyacak. Ne güzel işte. Ben de bu dileklere katılıyorum ve diliyorum. Çünkü böyle 22 sene tanışacaksın, böyle birlikte olacaksın, aşkı koruyacaksın. Bunlar emsal olmalı bence. 10 soruda geldik 8'e. Stüdyo açtınız. Yakın geçmişte. Paralı biriktirdi. Kumbarayı açtı. Ondan sonra hepsini oraya harcadı. Gitti mi kumbara? Ya çok masraf oldu ama sağlık olsun. Çünkü istediğimiz gibi bir yer oldu. Herkes bayılacak ya. Evet, hayırlı olsun. Ne yapacaksın stüdyoda? Ya tabii ki müzik ama ya nedir hedef? Yani kendiniz için mi daha çok yoksa kiralayacak mısınız? Amatörlere mi atıyorum, profesyonellere mi? Nasıl bir hayal, nasıl bir şey var? Çünkü işletme de var şimdi. Ya aslında şöyle bir şey. Kemal'le ilk başta düşündüğümüz kendi demolarımızı ve şarkılarımızı dinletebileceğimiz ve yapabileceğimiz bir ev diyeyim. Çünkü resmen bir ev gibi. Fakat bunu duyan hani birlikte şarkılarımızı paylaştığımız solist arkadaşlarımız da ortamı çok beğendikleri için çalışmak istediler. O nedenle de hani kayıta da döndü. Çok keyif alırız. Çünkü işin mutfağında olmayı çok seviyoruz. Ve yeni yeteneklere, müziği gerçekten seven, aşık olan insanlara sonuna kadar kapımız açık. Evet. Herkesi yani bekleriz. Bu anlamda da gençler destek olacağız diyorsunuz. Peki stüdyo kurmak pahalı mı? Para sormayacağım size yani. Pahalı mı? Pahalı. Kolay mı? Mesela ben veya biz izleyen birileri dese ki bir stüdyo kurmak istiyorum filan. Çok gereci. Parasal. Yani parayla ilgili problemi çözdükten sonra herkes kurabilir. Ama bence yani önemli olan kurmak değil de kurduktan sonra içindeki çalışmaların fazla olması bence daha önemli. Tabii. Yani yoksa ya, üretimlerin. Aynen. Evet. Ya üretim olmadıktan sonra yine stüdyonun bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Cihaz oturur. Aynen olur. Öyle. İçeride iş oldukça bence. Biz de işlerimiz daha büyük bir üst boyuta gelsin diye yaptık. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Hani tek bir PC ve hani iki hoparlör, işte iyi birazcık bir mikrofonla da hani home studio da yapılabilir. Yani ya maksat dediği gibi bir üretim sağlansın. Çok doğru. Önemli. Dolayısıyla bu önemli ve 10 soruda geldik 9'a. Bir anda bunlar var ya diye bir şey dinlemeye başladık. Ama farklı bir Ayşen vardı. Ben o uzaktan geldiğim aman bedeki hem romantik hem demeyeyim dans, Europe dans dediğimiz tarzda Ayşen'den biraz daha böyle çılgın bir Ayşen'e geldik. Nasıl çıktı bunlar var ya? İkinci Ayşen'i o aradan sonra tekrar bize çıkarttı. Sizin şarkınız. Kim nasıl yaptı? Aslında şöyle, ben çok eğlenceli bir insanım. Hani çok durgun değilim, komiyimdir de. Bunlar var ya aslında hani çok komik sözleri var ama altta gerçekten benim yaşadığımı esprili bir dille anlatan daha çok müzik piyasasına yönelik söylediğim. Ha, tamam. Ben ne diyeceğim kim bunlar diyecektim. Evet. Şimdi kavga çıkardı falan. Çıktım. Bir de hep önceki albümlerimde de o dans yeteneğimi göstermek istiyordum. Bu şarkıya kısmetmiş. Peki cidden müzik endüstrisindeki bir sürü hak etmeyen insan var. Biraz onlara mı dokundurdun? Aynen yani. Çünkü herkes kendini şarkıcı, besteci ve aranjör zannediyor. Aynı şekilde sizin gibi değerli olan müzik eleştirmenlerinin de haricinde klavyeyi önüne alan herkes kendini müzik eleştirmeni zannediyor. Ya aslında bunlara bir dur demek gerekiyor. Çünkü çok yetenekli insanlara, şarkıcı olsun, aranjör ya da besteci olsun fark etmez. Gereken değerin halk tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkese alkış, herkese alkış. O alkışta da insanlar kendini bir şeyler zannediyorlar. Aynen. Ve hak etmedikleri yerde çok insan olduğuna inanıyorum çok maalesef. Çok fazla değil mi? Kemal sana katılıyor musun? Yani? Şarkı söylemesini bilmeyen insanlar var. Bu bilgisayarda bunların işini düzeltiliyor. Tabii ki. Yani yüzün kaçı sizce çıktı? Hani bu sektörde olmamalı. Hadi üçümüz de bir rakam söyleyelim. Söylemeyelim bence. Söylemeyelim mi?
Vallahi ben söyleyeceğim. %70'i. %70 mi? Güzel rakammış okay. Bayağı. Anlaştık mı? Aynen öyle. Anlaştık, tamam. Peki evet, 10 soruda tabii Latife, hedefimiz kimseye dokundurmak diye ama biraz genel söylemek yani. Lazım. Çünkü iki müzisyen var, sağlam müzisyen var. Bu müzisyenler üretecekler. Ve geliyoruz sona. Ayşen Kemal'i, Kemal de Ayşen'i bize bana böyle bir 15-20 saniyede anlatır mısın? Ona bakma lan. Ha, bak. Kim bu adam? Tam da bakıyordu hadi o sırada. Kim bu adam? Aslında çok naiftir. Ondan sonra çok komiktir, inanılmaz eğlencelidir. Çok ender sinirlenir ama sinirlendiğinde ortamda yanında olmak istemem. Şöyle de bir durum var, ben susarım, o sinirlenir ya da ben sinirlendiğimde o susar. O nedenle iyi anlaşıyoruz. Süper. Ama çok keyifli, renkli bir insan Kemal. Peki Kemal 22 yıldır sıkılmadın mı abi? Ya nasıl sıkılmazsın abi artık yani. Bitti yani esasında. Evet. Ama bence eğer birisi hayatı boyunca arkadaşın olacaksa o Ayşen olmalıymış evet. Meğerse. Ne güzel. Ne ya sen ya. Daha güzel konuşuyorsun ama. Hayır dur daha şiirler var. Çok güzel betimlediniz. Doğru. Nice 22 yıllara diyelim ben. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Final projesi 10 soruda buydu. 10 soruda biz bir çifti analiz ettik. Güzel de şeyler konuştuk. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bayram onu konuşalım. İnşallah bütün şarkılarımızı tutturmaya çalışmayı evet. istiyoruz yani. Güzel projeler Stüdyo. Var. Şarkılarımız vereceğimiz kişilere verdiğimiz şarkılar tutsun istiyoruz. Tekrar evet. En öne gelmek istiyoruz. Hit şarkılar çıkarlar. Ve şu anda çok güzel de bir olay var. Gizlilik sözleşmesinden dolayı bahsedemiyoruz Hı-hı. ama izin aldığımızda hemen size söyleyeceğim. Gerçekten, Türkiye çapında bir hareket olacak. Evet, çünkü. Dünya çapında diyelim. Güzel bir ya hareket. Ondan sonra çok hemen mutluyuz. O olaydan sonra da hemen şarkılarımız çıkacak zaten. Çok güzel. Birazcık çok daha güzel. Ön tarafa geleceğimizi düşünüyorum. Süper. İnanıyoruz ki istiyoruz. Bir müzisyen ailenin çocuğu kaç kuşak müzisyen? Bayağı bir kuşak. Yani, herkes müzisyen neredeyse evet, içeride. Evet ve çok önemli bir yorumcu Ayşen. Önünüzde yıllar var nice 20 güzel 22 seneye ve nice güzel şarkılara ve bestelere. O uzaktan geldi mi albümünü bence bir daha yayınlayın derim ben. İnşallah. Biz de aynısını evet. düşünüyoruz. Evet Tanju abiyle konuşuyoruz. Tamam. Tanju evet. Maşallah. Oradan hangi şarkıyı yapmamızı istersen. Vallahi. Neredesini tekrar yapsak ne diyorsun? Neredesin mesela? Çok güzel. Uzaktan geldim. Aman be. Sonra B yüzünde bir şarkı vardı. Hiç istemem mi? Bak, çok şey istemem. Çok şey istemem. Evet. Bir albüm hatırlıyorum o dönem büyük olaydı. Bugünün gençliğini dinlemesi gereken. Ya 90'ları kaybetmeden acaba yapsak mı diyor. Biz de düşünüyoruz. Evet. O 90'lar değil de o başka bir şey. Evet. Türkiye Sound'un çok üstüne bir albüm. Mutlaka dinleyin. Mutlaka izleyin derim. Ve bu albümü birlikte tekrar birlikte olalım diyelim. Okay. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sene. Süpersin. Teşekkürler. Evet ve 10 soruda bitti. Başa başa sarıp bu çifti izlemek ve aman Allah nazardan korusun diyorum. Bakın duvara vuruyorum, değil davula vuruyorum. Hoşçakalın.